Bugün sizlere fırında biberiyeli, sebzeli tavuk yapacağız. İnanılmaz güzel. Hafif, bol böyle sebzeli, gayet mevsimine uygun bir yemeğe. Bunun için neler gerekli? Hemen tezgahımızın üzerine bakalım ve yapmaya başlayalım. 3 baş kuru soğan. 3 adet patates. 2 adet kabak. 3 tane sivri biber. 2 tane kırmızı kapya biber. 3 tane güzel, olgun, kabuğu soyulmuş domates. 10 diş sarımsak. 1 kahve fincanı zeytinyağı. 2 kaşık yoğurt. Yarım kaşık domates salçası. 1 tutam maydanoz. 1 tutam biberiye. Kimyon. Kırmızı biber. Karabiber. Tuz. Tabii ki 1 adet tavuk. İkiye bölünmüş. Bütün bu malzemeler olabilir. Tavuğu yalnız but olabilir, yalnız göğüs olabilir. 5-6'ya parçalayabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış. Ben böyle sofraya koyduğunuz zaman gösterişli olsun diye ikiye böldüm ve o şekilde yapıyoruz. Bunlar varsa hemen yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle fırın tepsimiz burada duruyor gördüğünüz gibi. Fırın tepsimizi sağ tarafımıza alalım ve soğanı şöyle halka halka doğrayacağız, yuvarlak yuvarlak. Çok ince yapmıyoruz. Şöyle bu kalınlıklar. Evet. Bunları şöyle diziyoruz tepsiye. Patatesleri yapıyoruz. Bayağı kalınlıkta. Sebze, etle, tavukla birleştiğinde hem lezzetli hem de son derece sağlıklı oluyor. Hem sebzeyi tüketmiş oluyoruz hem de protein almış oluyoruz. Evet. Patatesleri de şimdi soğanların üzerine koyalım. Şöyle. İsterdi tamam. Kabaklarımızı da şimdi şöyle arka arka koyalım. Evet, kabaklar da hazır. Soğanı alta koyduk. Kabaklarımızı da şöyle koyuyoruz. Şöyle. Evet. Alalım. Biberleri de büyüklüğüne göre 3'e, 2'ye. Bunu 3'e böleceğim. Resim gibi, bir tablo gibi oluyor. Bakar mısınız? Sarımsakları da 2-3'e bölüyoruz. Evet. Sarımsaklarını da şöyle koyuyoruz. Sıra geldi domateslerine. Domatesleri elma dilimi kesiyoruz. Domatesler de hazır. Şimdi bunları da güzelce şöyle. Yani böyle yerleştirirken renk ahengine de bakıyorum. Evet. Şimdi sebzelerimizi yerleştirdik. Hazır. Evet. Sebzelerimizi hazırladık. Sebzeli tavuk yapıyoruz ya biberiyle. Bakın. Rengarenk. En güzel tarafı. Şimdi ne yapacağız? Üzerine tavuklarını koyacağız. Sonra hep birlikte sosunu yapacağız. Üzerine dökeceğiz. Fırınlatacağız. Ama öncelikle şöyle tavuğumuzu alalım ve bu sebzeleri üzerine bir yerleştirelim. Evet, şöyle. Evet, tavuklarımızı koyduk, hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Bakın,
bilince bak, şu güzelliğe bak. İkisi de yatıyor kuzu gibi ama bilinç. Bunların üzerine şimdi güzel bir sos hazırlayacağız. O sosu koyacağız. O sebzenin suyuyla ve o sosla da birleşip o tavuğun suyu da inanılmaz lezzetli ve faydalı bir yemek olacak. Takipte kalın. Evet. Öyle şimdi pirinçlerimizi koyalım ve sosunu hazırlayalım. Zeytinyağımız. Böyle bir fincan. Şöyle bir kaşık tepeleme yoğurdumuz. Biraz fazla bir kaşık da. Yarım kaşık salça. Kimyonumuz. Çay kaşığı. 2 çay kaşığı biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Evet. Tavuğumuzun sosunu yapıyoruz ama yarım bardak su ilave ediyoruz koyduğumuz malzemelerimize. Biberiyenin de yarısını atalım sosumuzun içine. Tane tane. Maydanozumuzun da yarısını koyalım. Şöyle kenara alalım. Tavuğumuzu da önümüze alalım. Ağırmış. Şöyle güzelce üzerine verelim sosumuzu. Şimdi burada bu sebzenin suyu, yaptığımız sos, tavuğun güzelce kendi lezzeti ve suyu, sebzelerin üzerine de koyduk suyumuzu. Bir gram bile ziyan olmasın lütfen. Şimdi kalan biberiyelerimizi şöyle üzerine atalım. Harika. Bakar mısınız canım? Her şey hazır. Neye hazır? Fırına girmeye hazır. Bir tek şey eksikliği, üzerine yağlı kağıdını koyacağız ve 200 derecelik fırına atacağız. Ne kadar pişecek? 45 dakika. Şimdi yağlı kağıdımızı koyalım. Önüne girecek şekilde ambalajını yapalım. Evet. Ambalajımızı yaptık. Paket hazır. Hemen fırına atalım şimdi. Pişsin. Evet, tavuğumuzu koyduk fırına. Ne yapacağız? 200 derecede 45 dakika sonra bakalım bizi ne bekliyor. Evet, tavuğumuz pişti. 45 dakikamız geçti. Hemen fırından çıkaralım şimdi. Tavuğumuz hazır. Bakar mısınız şu sebzelerin güzelliğine, tavuğun güzelliğine? Harika. Tabağımıza servis yapalım. Şöyle sebzesinden biraz alalım. Bembeyaz süt güveti. Şöyle suyundan da, yağından da birazcık tavuğumuzun üzerine koyduk. Evet. Hazır. O an geldi yine. Tadına bakacağız. Evet.
kabuğu, soğanı, patatesi. Hani bazı yemeklerin yanında salata yaparsınız. Böyle. Hepsini karışık yemek istersiniz ya. Buna hiçbir şey istemez. Hepsi içinde. Hem de kendi sebze suyuyla beraber pişti. Gerçekten. Çocuklarımıza, kendimize, eşimize, dostumuza, sevdiğimiz herkese bundan yedik. Hepinize afiyet olsun.